Selamünaleyküm arkadaşlar. <laughs> Sinirlerim bozuldu ya. Dost ve müttefikimiz olan Amerika vizeleri iptal etmiş. Milletçek perişan bir durumdayız. Çok üzgünüz. Hiç düşündünüz mü? Seneye tatile nereye gideceğiz arkadaşlar? Gidip artık Mississippi'nin kenarında balık tutamayacağız. Gidip şöyle Miami'de Tempe Bey'den böyle bir güzel denize dalamayacağız. Canımız istediğinde gidip Las Vegas'ta iki kumar sallayamayacağız. New York'ta o teyzenin adı neydi elinde meşale tutuyor. Onun üstüne çıkıp manzarayı seyredemeyeceğiz. Perişan olduk ya. <laughs> Bütün tatil planlarımız alt üst oldu. Evet, şimdi Amerika'nın bu tavrı sevindirici. Neden? Dost ve müttefikiniz, dost ve müttefikimiz, Amerika Birleşik Devletleri. Her zaman bunu diyoruz değil mi? Hükümetler bunu her zaman der. Ama bu ülkenin altını oymaya çalışan Amerika Birleşik Devletleri, onun evlattığı hükmünde olan İsrail'i korumak için Orta Doğu'yu kan görenler çeviren Amerika Birleşik Devletleri, benim ülkemde FETÖ denen köpeğini bana karşı saldırtıp onun eliyle darbe yapmaya çalışan, onun eliyle ülkemi işgal etmeye çalışan Amerika Birleşik Devletleri, onların darbelerini alıp suratlarına çaldığımızı gördüğünde, onların Suriye'de kurmuş oldukları oyunu bozduğumuzu gördüklerinde, onların Kuzey Irak'ta e, kurmak istedikleri küçük İsrail Devleti'nin karşısında bizi bulduklarında, Onların ülkemizde ajanlık yapan konsolosluk görevlilerini tutukladıklarımızı tutukladığımızı gördüğünde, artık karşılarında eski Türkiye'nin olmadığını gördüklerinde onlar da gerçek yüzlerini güzelce göstermeye başladılar. Bu sevindirici bir gelişme. Bize böyle adam gibi, mert düşman lazım. Böyle suratımıza dost ve müttefik görünüp de arkadan mezarımızı kazan müttefike, dosta ihtiyacımız yok bizim. Şöyle erkek olun, şöyle adam olun. Karşılığını alırsınız. Bunlar sevindirici gelişmeler. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.